Emeklinin bayram ikramiyesinde artış düzenlemesinin de yer aldığı 8. yargı paketi Meclis Adalet Komisyonu'ndan geçti. Teklif yasalaşırsa emekliler 3 bin liralık ikramiyeyi Ramazan ve Kurban bayramlarında alacak. Yargı paketinde pek çok farklı düzenleme de yer alıyor. Vatandaşlarımızın 8. yargı paketi Adalet Komisyonu'ndan geçti. Emeklilerin gözü kulağı ikramiye artışı için artık mecliste. Biz de dedik Cumhuriyet Halk Partisi olarak en azından asgari ücret kadar yani 17 bin 2 lira bayram ikramiyesi verin dedik. Kanalalı şirkete aslında bağışlanan altınların değeriyle çok rahat 17 bin lira verebiliriz. Bayram ikramiyesini 2 bin liradan 3 bin liraya çıkaran düzenleme de yargı paketine eklenmişti. Teklifin önümüzdeki hafta genel kurulda görüşülerek yasalaşması bekleniyor. Zamlı ikramiyelerse Ramazan bayramında hesaplara yatacak. Fark 1000 lira. Bugün çocuğuna, torununa bu 1000 liralık farkla bayramda bir kıyafet, ayakkabı, pantolon alabilir mi? Alamaz. Erdoğan torununa 1000 lira harçlık verse ne yapıyorsun dedi diye sorar herhalde torunları. 43 maddelik yargı paketinde dikkat çeken pek çok madde var. Yargılamaların makul sürede sonuçlandırılmadığı iddiasıyla yapılacak manevi tazminat talepleri bundan sonra Anayasa Mahkemesi yerine Adalet Bakanlığı'na bağlı tazminat komisyonuna yapılacak. Türkiye'de bir adalet sorunu vardır. Bu adaletsizliğin sebebi tek adamdır. Ondan aldığı yüzde Yargıtay anayasayı Anayasa Mahkemesi'ni tanımamaktadır. Ama paket olarak bize yargı değil, adalet değil, sarayın paketi gelmektedir. Örgüte üye olmamakla birlikte örgüt adına suç işleme fiili müstakil bir suç sayılacak. Bu fiili gerçekleştiren kişi hem işlediği suç hem de örgüt adına suç işlediği için ayrı ayrı cezalandırılacak. Suçla daha etkin mücadele edilebilmesi amacıyla bir günlük adli para cezasının alt sınırı 20 liradan 100 liraya, üst sınırı 100 liradan 500 liraya yükseltiliyor. Öte yandan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına da itiraz yolu açılacak. Kesinleşmiş hapis cezasını infazı amacıyla ceza infaz kurumunda bulunan kişi isteği üzerine kısıtlanacak veya kendisine kayyum atanacak. Kanun teklifiyle TMSF'nin suça bulaşmış şirketlere kayyum olarak atanmasına yönelik düzenlemenin de süresi uzatılacak. Seyirciler, Türkiye ile Somali arasında imzalanan anlaşmanın detayları ortaya çıkıyor. Türkiye ile yapılan anlaşmayı Somali Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut açıkladı. Anlaşma kapsamında Türkiye 10 yıl Somali denizlerini koruyacak. Türk kardeşlerimiz bu anlaşma çerçevesinde sadece 10 yıl boyunca denizlerimizi koruyacak. 10 yıllık işbirliğinden sonra biz de denizlerimizi koruyacak bir donanmaya sahip olacağız. Somali'nin Cumhurbaşkanı Hasan Şeyh Mahmut, Türkiye ile gerçekleştirecekleri işbirliği kapsamında